Ekümenik Patrik Bartolomeos, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam eden G20 Dini Değerler Forumu'na video konferans aracılığıyla katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında COVID-19 salgınından dünyadaki açlık ve ekonomilere değinen Patrik Bartolomeos, tüm liderleri teşvik ederek başarılar diledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 13-17 Ekim tarihleri arasında 500'den fazla siyasi ve din adamının katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen G20 Dini Değerler Forumu devam ediyor. Suudi Arabistan 21-22 Kasım 2020 tarihleri arasında Riyad'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ancak bu yılki G20 Dini Değerler Forumu COVID-19 salgınından dolayı sanal olarak gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler bu yıl dini kuruluşların rolü konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Forumda din teması çerçevesinde 3 bölüm bulunuyor. İlk bölüm nefret söylemiyle yüzleşme ve sosyal medyayı diyalog alanı olarak kullanma olurken, ikinci bölüm dini değerler, kültürel miras, insan onuru ve sürdürülebilir kalkınma konuları etrafında dönüyor. Üçüncü bölüm insan kaçakçılığı ve kölelik meselesini ele alıyor. Forumda yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının zorlukları da tartışılıyor. Ekümenik Patrik Bartolomeos'un da konuşmacı olarak katıldığı G20 Dini Değerler Forumu'nda paylaştığı mesajına, öncelikle Suudi Arabistan makamlarının dinler arası ve kültürler arası diyaloğa ev sahipliği yaptıkları için takdir ederek başladı. G20 Dinler Arası Forumu'nu siyasi liderlerin bir araya gelmesi için olağanüstü bir fırsat olarak değerlendiren Patrik Bartolomeos, hem COVID-19 salgınından dolayı hem de dünyada çok fazla su ve barınak gibi temel ihtiyaçlara erişimin engellendiğine tanık olmaktan çok üzüldüklerini söyledi. Oturuma katılan herkese insan onurunun rengi, cinsiyeti, yaşı, etnik kökeni veya dini olmadığını hatırlatan Patrik Bartolomeos, herkesin aynı değere sahip olduğunu ve bu nedenle insanlara saygı ve eşit muamelenin her zaman ve her yerde sağlanması gerektiğini vurguladı. Kutsal yerlerin etnik ve dinsel hoşgörüsüzlüğün yayılmasında silah veya hedef haline gelebileceğini belirterek bu foruma katılanları dini yerleri korumaya yönelik Birleşmiş Milletler eylem planını desteklemeye davet etti. Tehlikeli bir medeniyetler çatışması olasılığını azalttığını ve farklı din ve kültürel geçmişe sahip insanlar arasında haksız şüpheyi ortadan kaldırarak adalet ve dayanışma içinde kurulmuş barışa giden yolculuğa katkıda bulunacağını söyledi. Gelişmiş bir çevre kalitesini desteklemek ve dünya çapında dini kimliğin ve kültürel mirasın sürdürülebilmesini ve korunmasını güçlendirmek için G20'nin devletlerin ekonomileri için bile faydalı olabileceğini belirtti. Patrik Bartolomeos 21-22 Kasım tarihlerinde bir araya gelecek liderlere başarılar diledi ve gezegenimiz için, birlikte yaşamımız için, insanlık ve onun manevi değerleri için muazzam sonuçları olan konuları ele alacaksınız diyerek konuşmasını sonlandırdı.